YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben film ölçer Kerem Akçı. Bugün sizlerle 2024'ün ikinci uluslararası festivali Sundance 2024'ten izlediğim 64 film arasında 15. sıraya yerleşen Between the Temples ile ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. So Temples'da e, Amerikan bağımsız sinemasının Mumblecore e, geleneğini kendine özgü kullanan yönetmeni Nathan Silver bu damara dair böyle bir anti inanç filmine imza atıyor ve bu anti inanç da böyle kasırganın hani tezahürlerini böyle bir sanki kasırga şeyini kasırganın sesini böyle arka arayan bir karakter gibi bir hissiyat bırakıyor ve yani bu Barmissa şeyini şarkıcısı koro şarkıcısının şey öğrencileriyle ilişkisi üzerine kurulu yaklaşım Jason Schwartzman'dan fazlasıyla destek alıyor ve burada özellikle zaten Sean Price Phillips çok böyle sağlam bir görüntü yönetmeni. Nate Silver fazlasıyla onu kullanıyor ve yani Nate Silver'ın dünyasında da işte şey fazlasıyla daha böyle en eğlenceli filmlerden birine dönüşüyor Stinking Kevin ve işte Third Street Nate Silver'ın en iyi iki filmidir. Yani 15 senede ee, ama bu burada özellikle daha ziyade işte e, şey Kevin Smith'e cevap veren bir dini taşlamayı imza atmış ve ya özellikle şey yani Kevin Smith'in dogmasına e, cevap veriyor bu anti e, inanç halleri işte ulvilik falan derken e, o yaklaşımı da böyle tersine dönüştürüyor ve ya özellikle anti e, kasırga üzerinden de işte e, kasırgaların e, şeyinde e, arasında böyle e, yolculuğa çıkan bir karakter tasarlamış ve kasırgaların arasındaki yolculuğu da böyle ikonik bir e, dramedi e, arka planı üzerinden karşımıza çıkarıyor. Bu da e, fazlasıyla değerli. Yani Nathan Silver'ın özellikle yani retro dokunuşlarından burada özellikle şey yani ee, mesela işte e, şeyde işte Third Street'te özellikle işte e, ana karakter Damian Bonner'ın Angelica Huston ve e, işte François Lebrun'la le ilişkiye girmesi zaman yolculuğuna çıkarıyordu. E, 60'lar 70'ler sinemasına dair ve orada özellikle Vortex'ten daha iddialıydı bu François Lebrun'a e yolculuk. Ya burada ise Carol Kane devreye girmiş. Carol Kane 70'lerde işte Doug Day Afternoon olsun, hani başka filmler olsun, Karnının Knowledge olsun falan fazlasıyla filmde vardı ve onunla ya buradaki Barnvisa şeyinin şarkıcısının şeye müca reka şey yapması, buluşması, Dolly De da katkısıyla böyle ikonik bir şeye dönüşüyor. Yahudi dini taşlamasına dönüşüyor ve özellikle de bu damardan da fazlasıyla işte kasırgalar arası Kült olmaya oynayan keyifli bir film ortaya çıkıyor. Bu açıdan da yani Jason ama Jason Schwartz'ın namına aslında tabii ki anti kahraman uzmanı Nathan Silver'a Ben Gotti tip karakterini etkiliyor burada koro şarkıcısı olarak o anlamda değerli tabi ama özellikle Nathan Silver'ın daha ziyade eğlendiren filmleri arasında düzgün yapılmış olsa da yani Nathan Silver dokunuşuyla böyle kasırganın Arka planda böyle bir kasırga şeyi var mı? Felaketi var mı? Yok mu? Bunu böyle işte karşımıza çıkarıp onun dramedi damarından zekilik ortaya koyuyor. Ya bu açıdan da Silver imzasını taşıyan bir film kesinlikle. Onu söylemek lazım. Modern klasiğe dönüşme iddiası ortaya koyan Eser Yısmeni'nin bir çeşit iddiasız ve hantal ardılı Bob Gottlieb ve kültür karakter olmaya oynuyor ve ee, özellikle de e, ütopik bir asit e, şey e, yol açıyor hissiyatı bırakıyor kasırgalar arasında yıkılabilen e, kutsal kasırgalar arasında ve e, bu e, şeyini de e, bu yaklaşımını da e, farklı bir form arayışı olarak ortaya koyuyor yani bu açıdan da e, farkını ortaya koyan bir film kesinlikle Etta burada Derikçi Arma'nın Tempest'ı gibi bir Shakespeare uyarlamasından öyle bir yaklaşıma, öyle bir ütopik yaklaşıma şey yapacak, transfer olacak hissi bırakıyor. Aslında bir dini taşlama, anti felaket dini taşlaması olarak konumlansa da daha ziyade işte Tempest'ın aradığı düzlüklerde şey e, ara yollarda e, derik Jarman klasiklerinden e, öyle bir e, o yollarda bir arayışa çıkıyor ve oradan da kendine özgü bir yol bulup işte Yahudi komedileri açısından da son dönemde çıkışa geçen kült olan Shiva Baby'ye fazlasıyla ikiye katlayarak e, şey son noktaya ulaşıyor. Benim Between the Temples'a puanım on üzerinden 6.3 sizin Between the Temples of Pounds kaç görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.